Arkadaşınızla mesajlaşıyorsunuz bir ürün hakkında veya bir konu hakkında. Sonradan internette dolanırken işte misal YouTube'a girdiniz veya bir haber sitesine girdiniz. Konuşmuş olduğunuz konuyla ilgili reklam çıkabiliyor karşınıza veya konuyla ilgili bir video çıkabiliyor karşınıza. Bu konuyla ilgili yakın arkadaşlarım da benzer sorunlarla karşılaştığından bahsetti. Hem de internete baktığım zaman internette de benzer durumlarla karşılaşan insanları gördüm. Hem bu konulara değinmek istiyorum. Hem 10 yıl öncesi, 10 yıl sonrası fotoğraflarla ilgili internette dolaşan bazı konularla ilgili bilgiler paylaşmak istiyorum. Cep telefonları aslında birer izleme cihazıdır. Arada da telefon görüşmesi yapmamıza müsaade ederler. Bunu söyleyen kişi Wikileaks'in basın sözcüsü Julian. Şimdi takip konusuyla ilgili direkt şundan bahsedeyim. Misal birçok kişi Facebook kullanıyor. Facebook uygulamalarında konum geçmişi diye bir bölüm var. Çoğu insan fark etmemişti. Ben de tesadüfen fark etmiştim. Bu bölüme girdiğiniz zaman hangi gün, hangi konumu kullanarak nereye gitmişsiniz? Gitmiş olduğunuz konumda ne kadar süre kalmışsınız? Vesaire. Bunlar gün gün hepsi kayıt altında. Yine iPhone cihazlarında da konum geçmişi diye bir bölüm var. Orada da aynı şekilde hangi rotayı kullanmışsınız, nereye gitmişsiniz, gittiğiniz yerde ne kadar kalmışsınız, tüm bilgiler yer alıyor. Tabii bunları kapatıp açma özgürlüğüne sahipsiniz. Ancak bu bölümleri kapattığınız zaman tabii siz sadece görememiş oluyorsunuz. Bu veriler bir yerde toplanıyor. Bir şekilde bunlar takip ediliyor. Peki bu insanlar bizi niye takip ediyorlar? Bireysel anlamda ne ifade ediyor olabiliriz ki? Yani bizi niye takip etsinler? Aslında bizi bireysel anlamda çok önemsediklerini düşünmüyorum. Endüstri 4.0 dedikleri son seçim dönemlerinde çok fazla gündeme gelen. Yani insanların devreden çıkarak daha çok robotların rol almış olduğu bir dünya sisteminden bahsediliyor. Bu sisteme göre artık insanların taleplerine göre üretimler gerçekleşeceği öngörülüyor. İnsanların beklentileri, davranışları, tüketim yönelimleri vesaire bunları tespit etmek için bu tarz analiz yöntemlerinin kullanıldığını düşünüyorum. Misal 20 yaşındaki birisinin uyku düzeni nedir? Ne kadar uyur? Ne kadar yürür? Hangi konumlara gider? Hangi kafelerde takılır? Veya 30 yaşındaki birisinin alışveriş eğilimleri vesaire. Bunların hepsi işte konum geçmişiydi, işte alışveriş şeydi, arama konusundaki analizleri vesaire hepsi toparlanarak genel bir veri toplanmaya çalışıldığı kanaatindeyim. Yeni dünya düzeninden bahsediliyor. Bu aslında yeni kurulan dünya düzeninin birer sinyalleri olarak algılayabiliriz. Mesajlaşma konusuna gelince mesajlaşıyorum ancak bu mesajlaşmış olduğum şeyler nasıl karşıma çıkıyor? Bu konuya da temas edecek olursak artık bazı uygulamalarda karşımıza çıkabilir. İşte kullanıcı verilerinizi işte bizi daha iyi geliştirebilmemiz için kullanabiliriz vesaire gibisinden. Mesaj atmak için kullanmış olduğunuz klavyelerdeki bütün tuşlar, mesajları vesaire toparlanıyor. Bir şekilde toparlanıyor ve mesaj bilgileri toplanıyor. Artık sizin ne konuştuğunuz, ne şey yaptığınız, ne aramak istediğiniz artık algoritmalar sayesinde bir merkezde toplanıyor. Ve o merkez size hangi videoyu izleyebileceğiniz, hangi ürünü alabileceğinizi otomatik olarak karşınıza çıkarmaya başlıyor. Böyle bir sistemle karşı karşıyayız. Kafa karıştıran ama diğerlerine göre biraz daha masum bir reklam tekniği daha var. Yeniden pazarlama oluyor. Bir internet sitesinde ürüne bakıyorsunuz, alışveriş sitelerinde özellikle. Sonra farklı sitelerde dolanırken o ürünle ilgili reklamlar karşınıza çıkmaya başlıyor. Bu yeniden pazarlama adı altında bir reklam tekniği. Facebook ve Google'un reklam panellerinde bununla ilgili bölümler mevcut. Size birer kod veriyorlar ve kodu alışveriş sitenizin ilgili sayfalarına yerleştiriyorsunuz. Ve o sayfaları ziyaret eden insanların tarayıcılarındaki ön belleklere bu bilgileri yerleşiyor. Daha sonra farklı siteleri dolanırken de o ürünleri göndermiş oluyor. Yeniden pazarlama, yani sen bu ürüne bakmıştın, bunu tekrar almak ister misin gibi bir hatırlatma tekniği diyelim biz buna. Bu diğerlerine nazaran daha masum bir konu. Yani ön belleğinizi, geçmişinizi temizlediğiniz zaman artık o reklamlar sizin karşınıza çıkmamaya başlayacak. 10 yıl öncesi, 10 yıl sonrası fotoğraflarıyla ilgili internette dolaşan en genel kanaat bu verilerin toplu bir şekilde bir araya getirilip genel bir analiz yöntemi, yani bir insanların gençken ne olduğu, yaşlandığında hangi pozisyona geleceği noktasında bir genel bir bilgi havuzu oluşturma için böyle bir girişimin yapıldığından bahsediliyor. Yani olumlu yön açısından şundan bahsediliyor. Mesela kayıp çocukların bulunması noktasında böyle bir yazılım tekniğinin faydalı olabileceği yönünde bir görüş var. Onun dışında daha olumsuz yönde ne olabilir onu bilemiyoruz. Ancak şu mavi balina konusunda da bahsetmiştik. Birisi bir şey atıyor ortaya ve biz nedenini, niçinini hiç sorgulamadan o etkinliğin içerisine atlamış oluyoruz. Yani birisi
bir talimat verdi. 10 yıl öncesi, 10 yıl sonrası fotoğraflarınızı atın. Sadece Instagram'da bir hashtag altında 4 milyon küsür insan böyle bir fotoğraf paylaşmış. Bunun Facebook'u var, Twitter'ı var, diğer sosyal ağları var. Milyonlarca insan bu şekilde 10 yıl öncesini, 10 yıl sonrası fotoğraflarını paylaştı. Ama niye paylaştı? Paylaşan insanlar neden paylaştığını bilmiyorlar. Evet, düşünmüyoruz, soruşturmuyoruz, sorgulamıyoruz. Bu şekilde bir yaşam sürmeye devam ediyoruz. Ancak Endüstri 4.0 dediğimiz ve yeni dünya düzeni dediğimiz süreçte böyle karşımıza çok daha farklı şeylerin çıkacağı bir gerçek. Bunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Genel olarak toparlayacak olursak bizler hepimiz takip ediliyoruz. Ancak takip edilme sebebimiz bireysel anlamda bir önem teşkil etmiyor. Asıl önem teşkil eden konu dünyayı yöneten insanların her bir bireyi tek tek analiz edip sonra analiz etmiş olduğu bu bireyleri kendi hedefleri doğrultusunda kanalize edebilmek için ve kendi üretmiş oldukları ürünleri onlara satabilmek için ne yapması gerektiğini araştırmak için bizleri takip ediyorlar. Benim yorumum bu şekilde. Maalesef böyle bir düzende yaşıyoruz. Aslında takip konusuyla ilgili çok da fazla strese girmeye gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü Allah bizi her zaman takip ediyor. Bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu söylüyor. Dünyaya geliş amacımızı biraz sorgulamamız lazım. Yapmış olduğumuz davranışları sorgulamamız lazım. Korkmamız gerekeni, korkmamamız gerekenleri iyi seçmemiz lazım. Bu hem teknoloji anlamında biraz değerlendirme olmuş oldu hem de biraz da dünyaya geliş amacımızı biraz sorgulama noktasına bir video olmuş oldu. Umarım faydalı olmuştur. Genel anlamda tüm videolarla ilgili görüşlerinizi, önerilerinizi, farklı merak ettiğiniz konularla ilgili düşüncelerinizi, sorularınızı yorumlar bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.